Evet, selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü vlogumuzu da başlatıyoruz. Biz yine Elmas Kalfay'la Emma Anacığım boş durmadan şimdi size birazdan yine izleteceğiz bir şeyler. Bu hediyeleri kim verdi anne? Yeşilyurt'ta bir abla bizim takipçimizmiş. Allah razı olsun. Bebeğimize böyle bir patik vermiş. Gördüğünüz gibi 10 numara. Teşekkür ederiz Nimet abla. İsmini tam söyleyemesek de Allah razı olsun. Kendisinin Yeşilyurt'ta şeyi var herhalde. Bin ve A101'in oralarda böyle çocuk eşyaları falan satan bir ablamız var. Tuhafiyeci. Allah razı olsun. Bunu da koydu. Bir de böyle bir şey vermiş. Gördüğünüz gibi. Hediyesi için Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle toparlayalım. Herhalde güzel katladım ha. Değerli takipçilerimiz. Vallahi bu işi anlıyorum herhalde. Gördüğünüz gibi. Tekrardan teşekkür ederiz. Bu da bunların şeyi herhalde. Ayaklı günümüz. Çok işimiz var. Çok çok işimiz var hatta. Yavaş yavaş onları halletmeye çalışıyoruz. Şimdi birçok takipçimiz demiş ki yani altını parke yaptırın. Parke biraz bize ağır geliyor değerli takipçilerimiz. Şu an onlar bizim için büyük masraflar. Şu gördüğünüz şey parkeden bir farkı yok. Gördüğünüz gibi. Silinirken, bilinirken bunlar temizlik yaparken olma. Bakın şöyle göstereyim. Zaten bir parkeden hiçbir farkı yok. Burayı da bu şekilde yaptık. Şöyle birazdan göstereyim size yine. Bakın gördünüz yani parkeden hiçbir farkı yok. Şimdi biz bunun aynısından bir tane aldık. O kilere koydum ben de. Buradan da mutfağı yapacağız. Şimdi bu akşam mutfağı kıracağız. Bunları da sizlere çekeriz. Komple buraları indiriyoruz. Burası gidiyor. Burayı komple aşağı indireceğim. Bu fayanslar kırılacak. Dolaplar hazırlanmış. Fiyat falan soranlar varmış. Deltacı, ben öyle peşin falan yaptırmıyorum. Vadeli şekilde bizim köy yerinde. Artık elimiz avucumuza ne zaman geçerse ödeyecek. Önce dolap gelsin de. Yabancı değil onlar. Bizim köylüler. Kendileri yapanlar. Şuralardan falan işte şey çıkacak. Neydi onun hayatım? Bir türlü aklıma getiremiyorum. Dalbunmaz çıkacak. Dolabın kalıbı yapılmış. Şimdi biz bu fırını falan büyük ihtimalle buraya kurarız. Şimdilik burada işlem yaparsınız. Bunlar şimdi hep kalacak. Burası kalacak. Dolap şimdilik durur da herhalde. Çünkü fayansta kırılacak. Tesisatlar çalacak. O musluk kayacak. Planlamasını yaptılar. Ne tarafa kayar onu bilmiyorum. Şimdi bunun bu burada olmayacak hayatım. Bu buralarda falan olacak. Bir taraf kayacak. Buralarda dolap olacak. Şöyle dolap yapılacak buraya. Zaten buradan buraya da dolap yapılacak. Vallahi güzel bir şey olacak inşallah. Eşya geliyor. Yarın mı burada? Eşya planlamamıza göre herhalde yarın eşyamız burada. Dediğimiz gibi hani şu anlık parke çok soran olmuş. Parkeye bizim o kadar masrafa gerek yok. Bunun da parkeden hiçbir şey yok zaten. Zaten burası tamamlandığı zaman 10 numara gözükecek. Heyecanla bekleyin zaten. Onu da çekeceğim. Kış sürmeye devam ediyor. Annem 3 tane daha tavuk aldı. Gazlar bitti. Gazların hepsini kestik. Dün değil evvelsi günde bir adak adı dedim ben. Onu da kestik. Allah şükürler olsun. Bir adam vardı. Onu da dün kestik. Komşulara dağıttık. Çamaşır fakülesi falan kalacağız zaten. Bugün biraz size evleri gezdiriyorum. Planlamaları göstereceğim size. Planlama yapıyoruz. Bunlar da hani burası şey gibi, parke gibi oluyor bunlar. Temizlenmesi falan çok kolay oluyor bunları. Şimdi bizim dolap zaten buradan buraya anca sığacak. Buraya kapatacak zaten. Yatak odasının altında şu iz kalacak. Vallahi İstanbul'daki evlere o eşyaları sığdırdıysa 4'e 4 buralar. 4
4x4 yani 16 metrekare mi yapıyor? Nasıl yapıyor? Ustalar daha iyi bilir. Valla buraya her halükarda sığması lazım yani. Kocaman odalar. Şu anda Koçeba hayatı yaşıyor. Kolay gelsin hayatım. Neren nerelere kadar? Daha dur seni. Koç geldi mi göreceğim onları daha. Bizim annemle işimiz çok. Şena çocukla ilgilenirken biz de sağa solu toparlayacağız. Burayı şimdi başlayalım. Akşam bunlar falan kalacak akşam. Şimdi ben komple burayı yıkacağım. Bu fayanslar gidecek. Oraları tekrardan fayans yaptıracağız. Vallahi güzel bir şey olacak inşallah ya. Çok da öyle özenip özenli bir şey değil. Hani fotoğraflık yaptığıma biraz benziyor ama onu göstermelik gösterelim zaten. Dışarı güç kıyamet. Bugün biraz sizi böyle boş boş gezdirir gibi gözüküyorum ama bu videodan sonra güzel bir içerikler sizlerle olmaya devam edecek. Şimdi işlerimiz var. Sizlere de videosu koymak istedim. Baba kediye bak kediye. Gördün mü kameraya? Bak seni de ünlettim ha. Nereye gidiyorsun? Pis 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 pis. Pis 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 pis. Nereye gidiyorsun? Kediler bizim komşuya ait. Bize ait değil ama maşallah tavuklarla beraber onlar da nasipleniyorlar. Her şey yavaş yavaş. Değerli takipçilerim. Birden hiçbir şey olmuyor. Eşyalar ancak getirebiliyoruz zaten. Bir sene sonra. İstanbul'da da elmas annemin eşyalar annemgilin evdeydi ya. Elmas göçüyor falan mı demişler. Göçmüyor. Benim eşyalarım geliyor. İstanbul'daki izleyicilerimiz. Köylülerimiz. İçeri girek bakalım. Hava buz gibi. Ay. Annem namaz kılıyor. Bismillah. Bir şu ya. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. Yarından itibaren sizlere çok uzun vloglarla karşınızda olacağız. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın inşallah. Görüşmek üzere.